Ben de işte Draven ligine hoş geldiniz. Oyun hizmetleri Rubelius'la Draven'ı sergileyecek. Ama oyun hizmetlerinin bu kompozisyonunu çok takdir etmek lazım. Şu ana kadar öne çıkan oyuncu Immortario'ydu. Biraz daha LeBlanc'ın counter'ını seçtiler. Yani evet. Onu dengelemek için bilmiyorum, erken seçmişlerdi. Onu önce destek gibi düşünüp daha sonra mı ortak orada? Madem LeBlanc seçiyorsunuz, LeBlanc'a karşı en iyi şampiyon oynarız mı dedi. Ve oyunu biraz Draven üzerinden oynamayı tercih edecekler. Oyun hizmetleri merkezinin rakibe göre, çizilen kompozisyona göre odağını başka oyuncuya alabiliyor olması bence çok takdir edilecek bir şey. Kesinlikle ve müthiş bir esneklik yani. Bu eşleşmeyi hatırlarsın. MSI finalinde görmüştük. Evet, MSI maçta. Finalinin 5. maçında görmüştük. Ve işin komiği, LeBlanc Immortorun ana şampiyonu. Morgana ise Ravennon'un ana şampiyonu. Yani ikisi de tamamen rolleri değişmiş durumdalar. Bakalım hangisi daha iyi oynayacak. Karşısında nasıl oynayacağını iyi biliyorlardır ama tabii LeBlanc'ın ilacı Morgana. Evet. Orta koridorda. Ama orta koridorda seçmek için çok da yani orta koridorda daha etkili şampiyonlar seçebilirsiniz. Evet. Diğer kompozisyonla çok iyi sinerjisi olması lazım. Bütün konsantrasyon Draven üzerinde olacak. Çünkü ana hasar Draven'dan gelmek zorunda artık. Evet. Ama Draven'ın da zaten hasarı çok çok yüksek. Çok çok. Eğer Hele ki ona ulaşamazsanız kesinlikle Draven sizi harap edecektir. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Immortal çok agresif bir seçim yaptı ve tutuşturla girdi Morgana'ya. Yani kesmeyi planlıyor LeBlanc'ı. Yakalarsam diyorsun evet. Karanlık esaretle yakalarsam muç. Ve mücadele başlıyor. LeBlanc'a karşı seçiyorsan Morgana'yı bu da çok şaşırtıcı değil. LeBlanc da tabii hemen Kristal Matara ile girerek bu takaslar evet. Benim için hayırlı olmayacak evet. Erken safhada ben bir Kristal Matara alayım dedi. Tutuşturu görünce farklı bir eşya dizilimiyle koridora geldi. Şampiyonluk Ligi 4. haftada 7. maç başlıyor. Crew ile oyun hizmetleri, Crew mavi tarafta, oyun hizmetleri kırmızı tarafta. Yalnız Draven erken safhalarda çok ciddi hasarı olmasına rağmen kaçış mekaniği olmadı. Üstüne üstlük o baltaları yakalarken nereye gideceğini biraz ilan ettiği için Madness gibi outplay etmeyi yani ekstra oyunlar yapmayı seven bir oyuncu. Üstüne üstlük Lucian'da aldığı zaman çok ciddi risk barındırıyor. Hem Draven için hem de işi biraz abartırsa Lucian için. Evet. Karşılıklı totemler atıldı. İki takım da karşı ormana geçmemeyi tercih etti ve defansif bir şekilde duruyorlar. İki takım da rahat bir biçimde kendi ormanından başlayacak böylelikle. Ben ama hala Ryzen yasaklanmayıp seçilmeyişine şaşırdım biraz. Geçti. Evet, bunun ana sebebini ben açıkçası Aprox'un muhtemelen antrenmansız olması yeni Ryze'de ve Unknown'un da Ryze'a o maçta gösterdiği bir performans olarak düşünüyorum. Çünkü o maçta gerçekten rakibe vermemek için seçmişlerdi. Evet. Ama neyse aradaki boşlukta herkes 5 nokta oynaması değişmeyecekse çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Ve Gromp'tan başlıyor oyun hizmetleri. Çok da mantıklı. Erken safhada çünkü ciddi anlamda hasar, kolay hasar çıkacaklar. Çok az hasar yiyeceklerdir. Ve erken ikinci seviye olduklarında da Ruvelius orada çok büyük bir tehlike yaratacak. Kesinlikle. Crew'ün alt koridoruna karşı. Üst koridora erken giden ismin Unknown olduğunu görüyoruz ama Unknown zaten erken ikinci seviye olmayacak. Bu arada Lucian Bardic liste kayıcılardan başlamış. Evet. Alt koridorda ikinci seviye olunduğunda bir takas görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Dolayısıyla buraya odaklanmak önemli. Ve İlki erken oldu. İkinci seviye olan Ruvelius oldu. Orada tabii Madness hemen geriye kaçıyor. Barcode zaten gerideydi. Şimdi bir ölüm cezası ve orada tuttu. Çok yüksek bir hasar çıkacak Madness üzerine. Tutuştur da bırakıldı. Ve Madness direkt olarak sıçrasıyla şifasını kullanmak zorunda kalıyor. İşte bahsettiğim tam olarak buydu. Aynen. Tutan ölüm cezası Crew'e giden iki tane sihirdar büyüsü olarak geri döndü. Ama o kadar pasif oynarken o ölüm evet. cezasına biraz daha dikkat etmeliler. Çünkü şu anda kolay kolay bir daha takasa giremeyecekler. Sihirdar büyüleri gitti. Hem sıçra gitti hem şifa gitti. Ya çok bedava yemiş gibi geldi bana açıkçası. Çok evet. Hani gözle görülür bir ölüm cezasıydı çünkü. Ve Rek'Sai'yi en kısa sürede orada sıçrası olmayan bir... Gerçi Lucian'ın tabii amansız takibi potunu da harcamış yalnız. Bu arada can iksirini de harcamış durumda. Lucian için hayat çok zor olacak. Evet ve bu arada astart eden
o her zaman gördüğümüz baskınlardan birini görüyoruz. Şimdi üst koridora geldi ama Meganar. Meganar olan bir Unknown var. Meganar bitmek üzere, onu havaya kaldırdı. Hala sıçrası var Unknown'un. Unknown oradan çıkamayacak gibi görünüyor. Şimdi sıçrasını orada çalıya doğru attı. Astarte ile beraber Aprox arkasından geliyor. İlk kan burada dökülmek üzere. Oyun hizmetleri o ilk kanı Astarte ile beraber alıyor ve oyun hizmetleri mücadele 1-0 önde başlıyor aldığı bu ilk kanla. Yine Astarte imzası var oyun hizmetlerinin erken dakikalarda aldığı skorlarda. Ve özellikle koridorda daha üstün olanlara karşı Maokai'yi öne geçirmek, Nar'ı geri yollamak çok ama çok olumlu oldu. Çünkü Astarte orta koridora fazla yardım etmesi zorunda olmadığını biliyor. Morgana rahat rahat idare edebilir LeBlanc'la. Evet. Onun derdi öncelikle üst koridor oldu. Alt koridorda da zaten takas kazanılmış. Üst koridora gitmesinden daha mantıklı bir şey yok. Çok doğru zamanda gitti. Tam Meganar bitecekken. Harika bir baskın ve istenen sonuç. Yalnız ben şunu da belirtmek istiyorum. Açıkçası Immortor'u şu dakikaya kadar hani orta koridordaki duruma baktığımız zaman Ravenno kadar Morgana'ya hakim görünmedi bana. Çünkü Ravenno orta koridorda sürekli koridoru ittiren, Morgana'nın W yeteneğinden gelen o hasarı iyi kullanıp LeBlanc'a koridoru yığan bir oyun tarzına sahipti. Yani karşısında LeBlanc olduğunda. Eğer bu stratejik bir tercih değilse hayli ilginç senin de söylediğin. Belki de stratejik bir tercih. Olabilir. Çünkü, olabilir. Ama şöyle bir şey var. W yeteneği sayesinde çok çabuk koridoru itebiliyorsunuz. Ve LeBlanc kendi kulesi altında en zor minyon kesen şampiyonlardan biri. Aslında çok iyi bir strateji olabilir. Ama belki de stratejik bir tercihtir bu. Yani koridoru kendi üstüne çekmek. Olabilir. 5. dakika geride kaldı ve oyun hizmetleri hem aldığı ilk kanın hem de koridorlardaki minyon farklarının sayesinde şu anda 1000 altına yakın bir fark atmış durumda. Özellikle alt koridorda Ruvelius'un o baskıyı ne kadar çok kurduğunu ve Madness'a minyon biçtirtmediğini görüyoruz. Şu an 40 minyona 22 minyon. Bu arada güzel bir Cosmic Bağ. Rogor'da ölüm cezası atma ihtimaliyle beraber geliyordu ama Cosmic Bağ bunu önlemiş gibi durdu. Bu arada şimdi bir ölüm cezası ama Madness'a tutmuyor. Ve Rogue'u geriye çekildi. Morgana'nın zulüm toprağı sayesinde yani minyonları itmek falan değil yani tamamen erittiğini biliyoruz. Bu arada orada yüksek bir hasar var şimdi Immortor'un üzerinde. Kara Kalkan biraz geç geldi çünkü orada hayali zinciri önlemek istedi. Hayali zincirin son efektini önlemek istedi. Dolayısıyla geç attı o Kara Kalkan'ı. Bu yüzden de biraz hasar yemiş oldu. İlk hayal zincir gelmeden de atabilirdi ama orada kaçırdıktan sonra. İşte evet. Ama Morgana'nın bütün yetenekleri adeta LeBlanc'ı kontralıyor. O yüzden zaten seçildi. Şu ana kadar takasta da gayet iyi. Sonuçta Kristal Matara ile başlayan bir LeBlanc'a karşı fazla agresif oynamak zorunda hissetmedi kendisini. Ama senin de söylediğin gibi belki de koridoru itse daha iyi olabilir. Bir baskın olmasını istemiyordu muhtemelen Morgana. Evet, olabilir. Orada Rubelius'un da çok rahat minyon biçtiğini görüyoruz alt koridorda. Hani koridorun kontrolü tamamen Draven'ın elinde. Aynen. Ve bayağı da keyif aldığı belli Rubelius'un. Evet. Baltaları atıyor yakalıyor, atıyor yakalıyor. Çok ciddi bir avantaj yakalamış durumda. Şifası henüz şimdi geldi Madness'ın ama hiç can iksiri kalmamış durumda. İstediği gibi takasa da girebilir. Keyif yerinde Draven'ın ya. Şimdi skor almaya bakacak çünkü skor aldığı zaman pasifi sayesinde inanılmaz ekstra bir altın kazanacak. Evet ve şimdi o yükleri biriktirdi, üstüne dönecek Ruvelius ve bir AMK kılıcıyla geri dönecek. Evet, yaklaşık 55 milyon bir AMK kılıcına dönüyor. Bir de bot alacak demektir bu 61 milyona çıktığı için. Aynen de öyle oldu. İksir almasına gerek yok çünkü iksirini harcamamıştı zaten. Böylece tam en ideal zamanda geri dönüp AMK kılıcı ve botlarını tamamlayarak geri döndü. Madness da bir rahat nefes alır herhalde. O da bir 55 milyona ulaşayım da AMK kılıcı alacak parayı alayım diye düşünüyor muhtemelen. Evet, o da şimdi üstüne dönüyor ki minyonları ittirdi. Dolayısıyla birazcık minyon kaçırmasını istiyor Rubelius'un. Onlar koridorda yokken hızlı bir biçimde orayı ittirip üstüne döndü. O da AMK kılıcı üstüne bir tane mana iksiri aldı. Tabii normalde 52-53 minyonda oluyor ama kaçırdığı minyonlardan dolayı pasif gelen altından dolayı AMK kılıcını yeterince para biriktirebilmiş, altın biriktirebilmiş 47 minyonda kalmasına rağmen. Evet. Üst koridorda da Unknown'la Aprox arasındaki mücadele devam ediyor. Burada minyonların eşit gittiğini görüyoruz. Ufak bir üstünlüğü olacak Unknown'un bu dalgayı kestikten sonra minyon kaçırmazsa.
çok ufak 2 milyonluk bir üstünlük kaçan milyonlar sebebiyle burada Anno o üstünlüğü yakalamış durumda. Bir sihirli yolculuk geldi barkottan ama bana pek anlamlı gelmedi o sihirli yolculuk. Şey yapmak istemedi, kenardan geçerek başta Thresh'in ölüm cezasını yakalanmak istemedi ama o en başta zaten yakalanacak bir pozisyonda değildi, sonrasında içinden geçemedi. Bir yolculuk deneyimi oldu ya, ne olacak? Evet, Madness bu arada Gruvelius'a biraz hasar vermeyi başardı. 75 milyon 70 milyona ulaştı. O pasifler, pasiflikler biliyor ve Astarte orada. Şimdi Gruvelius'a bir skor vermeyi çok istiyorlar tabii. Çünkü evet. Gruvelius'a gidecek bir skor. Ekstradan bir bir skor, iki skor, hatta 2.5 skor anlamına gelecek o pasiften dolayı. Alt koridorda her an bir takas, bir savaş görebiliriz, ufak bir savaş. Ama o ölüm cezası tutmayınca Astarte'nin geri çekildiğini gördük. Açıkçası iki takım da pasif oynuyor ve hatasız oynamaya çalışıyor. Çünkü yani illa Draven'ın pasifini kullanacağız diye zorlamaya da gerek yok. Bunun da farkında oyun hizmetleri. Keza aynı şekilde Crew da ekstra bir çabaya girmiyor. Son derece kontrollü oynuyorlar iki tarafta şu ana kadar. Evet, şu an Draven acaba kaç hayranlık yükü biriktirdi? Bunu da oldukça merak ediyorum. İlerleyen dakikalarda bunu da öğreneceğiz ve alt koridora bir baskın. Bu sefer Gragas'tan, Yufoni'den gelmek üzere. O da şu an üçlü çalıdı ama oraya ne zaman gelecek, bir izleme küresi atıldı orada ormancının olup olmadığını görmek adına. Tabii bu izleme küresinin atılması baskını birazcık belli etti. Ve şimdi orada bir Bardolitis ama Rogue sıçrayla kaçıyor. Öteki tarafta Ruvelius da yürüyerek kaçtı. Arkadan Astarte'nin geldiğini görüyoruz. Ölüm cezası. Barkod da bundan sıçrayla kaçıyor. Ravendon'un da alt koridora geldiğini gördük. Şimdi Yufoni orada. Bakalım, çok güzel bir ulti. Ama Fener güzel yerdeydi. İki taraftan da ışınlanma geliyor. Orada Barkod'u araya aldılar ve Barkod skorunu Ruvelius aldı. Ruvelius bütün o yükleri şimdi altına çevirmiş oldu böylelikle. Çok kötü bir haber bu. Crew için oyun hizmetleri ilk baskından da güzel bir sonuç almıştı. İkincisinden de çok güzel bir sonuç alıyor. Baskın, şunun altını bir kere daha çizelim. Baskından daha önemli şey belki de karşı baskın zamanlaması. Evet. Çünkü baskında çok ciddi kaynak harcayabiliyorsunuz. Karşı baskında zamanlamayı doğru yaparsanız o harcanan kaynaklara karşı çok büyük bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Burada bir Rogue'un fenerinin çok doğru zamanda gittiğini, Draven'ı oradan çıkardığını söyleyeyim. Karşı baskın zamanlaması neredeyse kusursuzdu. Kesinlikle. Oyunun erken aşamalarında en çok istediğiniz şey nedir? Nişan, yani bir baskından nişancısına skor vermek, evet, değil mi? Peki bu nişancı Draven'sa? Hele ki o kadar da yük biriktirdiyse. Aynen. Şu anda kaç altını var acaba? Draven'ı ben merak ediyorum. Evet, üstten hangi eşyayı alarak döneceğini ben çok merak ediyorum. Altınları, ama daha gitmiyor. Evet, altınları görebilir miyiz acaba? Şimdi o yükten dolayı ne kadar pasif gelmiş? İşte 4400'e 3000, yani 1200 altın bir anda fark oluşmuş. Sadece tek skor. Tek skor ve 15 milyon. Evet. 15 milyonun yaklaşık işte 300 altın olduğunu düşünürsek, bir skorun da 300 altın olduğunu düşünürsek, 600, yaklaşık bir 600 altın o yüklerden geldi. O parayı harcadı ve muhtemelen ebedi kılıcını bitirdi şu anda. Bu arada orta koridora bir baskın var. Immortal'u sağ sol yaparak o yetenek atışlarından kaçmaya çalıştı. Morgana ultisiyle beraber de rakiplerini oradan uzaklaştırıyor. Kana susamış almış. Kana susamış almış almasına da. O biraz tabii yine yükleri biriktirmek ve biraz daha defansif bir avantaj elde etmek istiyor. O kalkanla ve can çalmayla daha fazla takasa girmek istiyor muhtemelen koridorunda. Evet. Yalnız Astarte'nin yine karşı baskın zamanlamasını gördün mü? Yine kesinlikle, doğru yerde. Kesinlikle. Ya Astarte bu işi çok iyi yapıyor zaten. Evet. Hele ki Rexa ile. Zamanlama ya, tamamen zamanlama. Yani bunun teknikle falan direkt alakası yok. Zamanlama. Evet. Görüş, biraz, tabii görüş. Bence biraz zeka ile alakası zeka, var. Zeka, görüş, görüşe sahip olmak, doğru rotasyonu yapmak, iyi, takım içinde çok iyi iletişim kurabilmek. Evet. Ve oyun hizmetleri bugün bunu iyi yaptığını gösterdi. Oo, yakalandı. Ve şimdi orada Madness'ı yakaladılar. Madness'ın ben oradan kaçabileceğini zannetmiyorum. Ruvelius'tan mükemmel bir sıçra geldi. Yani Bard ultisinden o kadar iyi çıktı ki o son vuruşu da yaparak skoru hanesine yazdı. İkinci skoru oldu. Bu arada Unknown'la Aprox arasında bir takas ama Unknown'un o kule altına o kadar canlı girmek isteyeceğini pek zannetmiyorum. Hele ki Meganara bu kadar zaman varken. Evet. Ya tamam, sihir içenin kalkanı devreye girecek de yani bu kadar minyon agrosunu üzerine çekmişken. Ve bir baskın geliyor şimdi. Şimdi biraz agresif oynayabilir. Bakalım yalnız, yapacak mı? Aprox bence buna uyanmıştır ve Astarte her zamanki gibi karşı baskın için orada. Çünkü o kadar az canlı, Meganara o kadar daha süre varken
Bu kadar agresif oynaması. Bu kadar agresif oynamak yani bu işte bir bitkini var dersin yani. Zannediyorum ki delilik diyecektin orada evet. Bir. Çünkü gerçekten öyle aslında. Ama Aprox'un yakalanma ihtimali Astar, hala yüksek. Çünkü Yufa'nın ötesi de var. Orada Astarte'nin hayatı karşı baskında geçti ya. Kesinlikle. Kesinlikle ve hemen geri çekiliyorlar. Ulti de kullanmadılar. O Yufa'nın defansif kullanmaya karar verdi ultiye. Ya Astarte'nin yarattığı korkuya bakar mısın? Yalnız. Ya tabii biraz şimdi Astarte'nin bütün yeteneklerine, görüşüne, takım içi iletişimine hepsini övgü yaptık ama biraz da şans ya. Şimdi hakkını kabul etmek lazım yani. Tamam. Öngördü, oraya gitti falan filan da bu kadar da doğru zamanlamaya mı? Hadi burada bekledi. Deminkinin zamanlaması inanılmazdı. Evet, deminki gerçekten inanılmazdı. Bu arada oyunun ilk kulesi de oyun hizmetlerinin lehine gidiyor. Rogue'u orada birisi var mı diye şansını denedi. Olmadı. Ulti atıyor şimdi. Minyonları temizlemek adına Rubelius. Bu koridoru ittirip minyonları kuleye öldürüp üstüne geri dönecek. Aradaki altın farkı da 3000 altına kadar çıktı. Sağ olsun onun önemli bir kısmı da Draven'ın pasifi sayesinde. Evet. Hem pasif hem alınan 3 skor bir de kule. Bir de kule. Yani çoğunu zaten Draven yaptı diyebiliriz. 3 skorun ikisi onda. Kuleyi o aldı. Yalnız orta koridorda Ravenna'yı çok takdir etmek lazım. Yani karşısına bu kadar kontra bir seçim yani Morgana seçimi olmasına Minyon'da önde olması çok takdir. Yalnız Morgana... Tam onu diyecektim. Delirmiş. Sen söyle. Mejai. Ya bu resmen meydan okuma başka bir şey değil yani. Çok çok ilginç bir tercih. Hele ki Morgana için galiba hiç görmedim ben bugüne kadar. Yani anormal önde falan olursun da gene de... Çok ilginç bir tercih ve ejderhaya başlıyor oyun hizmetleri 15. dakikada rahat bir biçimde bu ejderhayı alacaklar. Crew cevap vermeyi bile düşünmedi. Mejai gerçekten bir meydan okuma ya. Yani başka hiçbir şey değil. Direkt bir meydan okuma. Ayrıca üzerinde bir kadehli bir şeytani külliyat var. Bu arada agresif bir oyun Ravenna'dan ama Immortor'a hasar vermeyi başaramadı. Çok fazla. Yalnız Ravenna'nın da çok rahat minyon kesebilen bir Morgana'ya karşı bir fark attığını, neredeyse 20 milyona yakın bir fark attığını görüyoruz. İşte onu söyledim ya. Yani. O yüzden çok çok takdir ettim. Hele ki LeBlanc gibi minyon alma konusunda evet. Sorun yaşayabilen bir şampiyon. Evet. Hem de karşısında kontrası olan bir şampiyon olsa rağmen yalnız Immortor'un bu Mejai tercihi resmen gerçekten bir meydan okuma. O meydan okuma Immortor'un üstünlüğüyle sona erecek mi? Bunu göreceğiz ama şu ana kadar zaten oyun hizmetleri bir üstünlük yakalamış durumda. Orada bir ulti kuleye, güzel bir ulti kuleyi kurtarmak için ama yeterli olmuyor. Bu arada tutan bir ölüm cezası var. Madness evet, bir kere daha öldü. Bu sefer skoru alan Immortor arka tarafta Astarte güzel bir sıçrayla Ravenna'yı kilitledi. Bu skorda Draven alıyor ve Rubelius 3. skorunu hanesine yazdı. Böylelikle arka tarafta Yufa'nın yakalamak isteyen bir karanlık esaret ama Yufa'nın vücut darbesiyle oradan çıktı. Böylelikle oyun hizmetleri 2 skor alıp buradan çıkmayı başardı. Rubelius'un hiçbir şeyden korkusu yok şu anda. Kuleye vurmaya devam ediyor. Yufa'nın ultisi olduğunu biliyor. Buna rağmen kuleye vurmaya devam ediyor. Çünkü zerre korkusu yok rakibinden. Kesinlikle. 3 kişiler zaten orada. Yalnız Immortor da bu meydan okumanın şeyini verdi, hakkını verdi. Evet. Mejai 5 yükle başlıyor. Her bir skor 2, her bir asist 1 yük yanılmıyorsam. Evet, şu an bir skor 1 asistle de 8'e ulaşmış 8 durumda. 8 yüküye ulaştı. Yalnız ama tabii öldüğü anda Mejai'nin yükleri tabii. Yarıya iniyor, söyleyeyim. Tabii. O takım savaşını tekrar görüyoruz işte. Barkun'un ultisi orada kuleye ve Madness'a minyonu yanından mükemmel bir ölüm cezası Rogue'dan. Ve son pikselden evet. Tutmuş adeta. Mükemmel, kesinlikle mükemmel. Bu arada Rubelius o skoru almak için ulti bile atmış ama Immortor'u yine de çalmayı başarmış. Ama zaten yüklerini, yani yeni biriken yüklerini evet. De almıştı bir skor olarak. Niye ikinciye ihtiyacı yoktu ki? Bu sırada Rogue'u üst koridora gelen baskından Aprox'u kurtarıyor mu diye baktım. Astarte'ye orada. Ve Astarte yine orada. Astarte, nerede baskın Astarte orada? Aynen. Kendi baskınları ve rakip baskınlar daha iyi. Evet, şu an maçta 4-4 durumda evet. Gidiyor baskınlar konusunda. Mükemmel bir harita takibi diyebiliriz buna. Tamam hani şanslı olduğu yerler vardır ama bu kadarı da şans değil tabii, bence. Tabii Rek'Sai olmasının da avantajı evet, var. Evet onun da avantajı var. Ama yani şu an kadar... Robin'in performansı çok etkileyici. Astarte'nin evet. Performansı da çok etkileyici. Kesinlikle bu arada Unknown orada kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü hem Rogue hem Astarte üzerine doğru geliyordu. Rogue'un bütün ölüm cezaları ölümcül oldu şu ana kadar.
çok kritik ölüm cezaları. Bir ölüm cezası daha işte. Bu sefer Ravenno'yu tutuyor. Orada bir derisini yüzle geldi Ravenno. Taklitle beraber kaçmaya çalışacak. Kaçıyor. Astarte tünelde geçmek yerine öteki tarafa gitti. Şimdi orada Unknown'u yakalıyorlar. Unknown 4 kişinin arasında sıçrayla çıkmaya çalışıyor. Ölüm cezası tutmadı. Ravenno'dan bir hayali zincir. Güzel bir bardo ultisi. Bakalım Yufani bir şey yapacak mı? Çok güzel bir Gragas ultisi. Ama arka tarafta skoru alan Aprox oldu. Aprox orada Ravenno'yu öldürmeyi başardı. Çünkü LeBlanc'ın pasifinin bittiğini biliyorlardı. Onun gerçek LeBlanc olduğunu biliyorlardı. Güzel bir oyun hizmetlerinden. Bu arada bir karanlık esaret daha tuttu. Yufani oradan zor çıkar. Çıkamadı zaten. Çıkamadı. Yalnız burada müthiş bir... Bu arada alt tarafta Draven'da. Siz orada takılın abi. Ben burada kule alacağım. Biraz minyon keseceğim diyor. İki koridordan birden akın akın gelen bir oyun hizmetleri var. Yalnız orada hakkında teslim edelim. Bard'ı iyi çalıştıklarını gördük. Evet. Harika bir Bard kombosu gördük. Evet. Yufani Barcode ikilisinden. Barcode'un tamamen dondurduğu 3 kişiyi, ultiye yakaladığı 3 kişiyi Yufani ultisiyle tamamen dağıtıp birini kendi aralarına aldılar ama şu anda çok önde olan ve çok koordine olan oyun hizmetleri çok iyi başlatılan savaşı kendi lehine çevirmeyi başardı. Onu yapmaları tam tersine kendilerinin zararına oldu aslında çünkü Ravenno'nun ölmesi anlamına geldi. Çünkü kendi aralarına çektikleri isim yani Immortor'u veya daha tercih edecekleri bir hedef değil, Aprox oldu. Tam aralarına girmek isteyen isim oldu. Yani crew aslında taktiği yaptı ama doğru kişiye yapmadı. Orada arada, biraz sıkıntı yaşadılar. Bu arada Mejai'de 11 yük olmuş durumda. Bu meydan okumanın hakkını fazlasıyla alıyor. Şu anda acaba Athena'nın kadehi de tamamlandı. Ciddi bir yetenek gücü rakamına ulaşmış olsa gerek Morgana. Morgana'ya bakıyoruz. 239 çok yetenek fazla. Gücü ki sadece iki eşyayla yani. Bir de Mejai tabii. Evet. Mejai'nin verdiği yetenek gücü miktarı çok 11 yük artıyor. 11 yük olunca tabii 20 yüke geldiği zaman aynı zamanda %20 bekleme süresinin azalması gibi o inanılmaz bir ekstra etki. Unknown'la Aprox arasında bir takas yukarıda ama Unknown bu takası daha fazla istemedi Meganar'a dönüşecek olmasına rağmen. Oradan geri kaçmayı tercih etti. Morgana bir aşırı büyük sopa da aldı. Muhtemelen bir Zhonya'ya gidecek bundan sonra. Yani bir Morgana için tabii en önemli eşyaların başına geliyor Zhonya. Evet, Rogue'dan yine ince bir ölüm cezası denemesi gördük ancak bu sefer Minyonlar onu önledi. Ravenno'yu yakalamak isteyen bir Astarte var. Ya şu anda oyunun kontrolü her yerde oyun hizmetlerinde. Evet. Hiçbir şekilde korkuları yok. Zaten aradaki altın farkı kaç? Şu an 8000'e ya 7500'e ulaşmış. Ya bu dakika için çok büyük bir fark. Korkunç bir fark. 20. dakika için. Hani oyuncu başına 1500 altın demek. Yani bir tane AMK kılıcı veya bir tane aşırı büyük sopa gibi düşünün herkes için. Ne kadar ciddi bir fark olduğunu anlamak mümkün. Evet bu. Yani genelde bir tam eşya var şeyde, crew'da bir buçuk eşya var oyun hizmetlerinde. Ortalamada konuşuyoruz. Evet. Ve ejderha çıktı. İkinci ejderha oyun hizmetleri bu ejderhayı da rakibi bırakmayacaktır. Yufani yine çalmaya çalışabilir. Sıçrası var. İçeri girip çalıp sıçrayla kaçmak isteyebilir belki. Bakalım bunu deneyecek mi? Şimdi içeri girdi. Orada güzel bir hasar ama alamadı. Ve şimdi sıçrayla geri çıkacak. Çarpını kullanmıştı. Çarpını ve ultisini ve fıçasını beraber attı. 100 can alınca gitti kime kaldı? Draven'a. Yanlış görmediysem. Evet, kaldı. Bu arada Draven'ın ikinci eşyası da Yoğumu'nun hayal kılıcı oldu. O bir hareket hızı da istiyor. Bir AMK kılıcı derken muhtemelen ebedi kılıç gelecek bundan sonra. Ben de öyle tahmin ediyorum ve... Mahvolmuş kralın kılıcı da olabilir gerçi. Olabilir ama mahvolmuş kralın kılıcı için daha çok yol var önünde. Ama bir tane hançer var o yüzden dedim. Evet, onu muhtemelen botunu bitirmek için yapmıştır. Bu arada Yufani kule altında yakalandı ve Draven'dan bir skor daha orada Barcode'un kozmik bağından da kaçtı. Biraz fazla hasar aldı. Madness üzerine bir ulti şimdi. Geri çıkıp kuleyi de alıyor. Ya hiç korku morku yok ya. Ya Ruvelius o kadar hakim ki şampiyona. Bir de tabii bu kadar hakim şampiyonu kolay kolay oynama fırsatı bulamıyorsun. Evet. Doğru kompozisyonu yakaladıktan sonra ayrı bir keyifle oynuyor. Kesinlikle. Ya Morgana'nın orta koridorda olması da Morgana'nın ona vereceği kalkanın çok daha fazla olması anlamına geliyor. Aynen. Fener'den gelen de bir kalkan var. Herkes onun zaten onu korumak evet. için oynuyor. Kompozisyon kurulur kurulmaz zaten bunu ifade etmiştik. Ya her şeyi Draven'ın üzerinden oynamayı planlıyorlardı. Şu ana kadar bu planda harika işliyor. Kesinlikle. Daha önce oyun hizmetleri yine Ruvelius'un üzerine kurduğu bir kompozisyonla maç kazanmıştı. O sefer de Lucian'ın üzerine kurmuşlardı ama Draven kesinlikle üzerine kompozisyon kurmak isteyeceğiniz bir nişancı. Daha fazla isteyeceğiz. Mortor da Mejai'yi falan dinlemiyor. En önde gidiyor vallahi. Evet. Korkusu yok. Mejai'nin yükleri azalırmış bu. Şimdi biz Zhonya aldığı zaman asıl o zaman
Tabii. Cümbüş olacak. Aynen. Çünkü aşırı büyük sopasını da almış. Bu arada kule altında Barco'da tutan bir ölüm cezası. Barco'nun oradan çıkışı yok. Ve yani, Rubelius bir skor daha aldı. Bugün ölüm cezaları adının hakkını verdi ya. Evet. Ya cezayı alan idamı gördü. Bu sefer de Aprox'un hareket ettirme yaptığını görürüz. Ravenna'dan güzel bir oyun ancak Rogue'u öldürmeyi başaramadı. Canını çok çok azalttı ama öldüremedi. Orada tutuşturu kullansa da öldüremeyecekti. Yine bir deneme. Rubelius'un az manası olduğunu gördü ve üzerine birazcık hasar bırakmak istedi. Burada Immortor'u mavi güçlendirmeyi çalıyor rakibinden. Rubelius ise üstüne gidiyor. Biraz tehlikeli bir yer üste dönmek için. İzleme küresi de geldi. Şimdi Ravenna'dan yine agresif bir oyun tutacak mı diye baktım hayali zincir tutmayınca hemen geri döndü ki tutmayan haliyle bile aslında iyi bir hasar verdiğini görüyoruz. Tabii kana susamış olduğu için anında canını doldurabiliyor Ravenna. Söylediği bir avantajı var. Evet. Yalnız aradaki altın farkı 10.000'i geçmiş durumda şu anda. Oyun hizmetleri bir de yani neredeyse antrenman havasında o. Yani istediği her şeyi yapıyor. İnanılmaz dikletiyor. Nefes almasına izin bile vermiyor kurumun. Ama önde olan takımın işte böyle oynaması lazım. Kesinlikle. Hani eğer oyunu yavaşlatırsanız, rakibinin nefes almasına izin verirseniz, o aradaki farkın kapanmasına izin verirseniz bu avantajı kullanamamışsınız demektir. Şu anda oyun hizmetleri hiçbir şey kazanmış değil. Evet. Sadece bir avantaj kazandı ama avantajı kullanamazsanız kalmaz avantaj. Ama yine de ben şu anda asıl maça geçmeden önce bir antrenman maçı oynuyorlarmış gibi hissediyorum. Ama şöyle bir planın çok iyi uygulandığını ve hiç nefes şey yapmadan, boşluğa düşmeden, hiç mola vermeden uygulandığını görüyoruz. Evet. Rubelius şimdi orta koridordan ittirmeye devam ediyor ve oyun hizmetlerinin sürekli olarak Rubelius'un etrafında dolaştığını görüyoruz. En azından ya, bir oyuncu oluyor yalnız karşıda. Ebedi kılıç ve savaşçı çizimleri de tamamlanmış. Evet. Yani 25. dakikada 4 eşyaya gelmiş bir nişancıdan bahsediyoruz. Karşısında ne var? Şimdi savaşçı çizmeleri ve ebedi kılıç iki tarafta da var. Onun dışında kana susamış ve yoğumuya karşılık hırs kılıcı. Yani Doranları saymıyorum. Yani. Hani, ya inanabiliyor musun buna? Yoğumu artı kana susamışa karşılık hırs kılıcı. İnanılmaz bir fark. Rubelius zaten şu an milyonları da tek atıyor. Bu arada barona gelen bir Bardolit ise altın bir baron görme şerefine de kavuştuk böylelikle. Ama baronu bıraktırdı evet, o. Baronu bıraktırdı gerçekten. Şimdi orada bir sihirli yolculuk, onun arkasından takip etme ihtimalleri çok yüksek. Astarte, Immortor'u, Rogue'u, Rubelius hepsi geçti orada, inanılmaz bir deneme. Ama olmadı. Rogue'dan çok iyi bir denemeydi. Çok iyi tahmin etti sıçrayacağı yeri. Çok doğru yere attı ölüm cezasını ama belki de piksel farkıyla kurtuldu orada. Evet. Madness. Çok iyiydi, gerçekten çok iyiydi. Ama olmadı. Ravenna'dan bu arada agresif bir oyun. Orada Astarte yakaladı, şimdi geri kaçıyor. İki oyuncu da birbirinin oldukça yüksek bir can miktarını indirmeyi başardı. Ancak avantajlı olan taraf oyun hizmetleri çünkü Kruv'in orta koridor oyuncusunun canı azaldı. Şimdi kırmızı güçlendirmeyi alan Rubelius artık daha da tehlikeli ki... Daha ne tehlikeli olacak onu ya? Tam onu diyecektim yani, daha ne kadar tehlikeli olabilir? Ya dakika 25'te 4 eşyasını tamamlamış. Tabi Draven olduğu için pasiften falan evet. Altın geliyor da evet. Yani böyle tuhaflık olur mu ya? Yani iki nişancı arasında hırs kılıcına karşı kana susamış ve yoğumudan bahsediyoruz. İki tane tam eşyaya karşı, bir tane yarım bile değil yani çeyrek eşya yani hırs kılıcı. Ve minyon farkı da 60'a yükselmiş iki nişancı arasında. Madness Blution oyununu iyi anılarla hatırlamayacak. Ya şey gibi yani havan topuna karşı çakıyla savaşıyormuş evet, gibi şu anda. Ve agresif bir oyun kulübüden şu anda. Bir şey yapmamız gerek artık dediler diye düşünüyorum. Anlam kovalamaya devam ediyor. Vazgeçti şimdi Rogue'dan da. Koşu yoluna doğru bir ölüm cezası geldi ama. Onlar bence Draven'ın üste döndüğünü gördüler. Abi Draven yok, fırsat mı fırsat? Bir gidelim bir yoklayalım rakibi dediler. Kesinlikle. Draven gelince çünkü aman abi abisi geldi deyip kaçacaklar. Oyun hizmetleri baronu almak istiyor ama... Bu arada son fısıltıya gidiyor belli ki Draven. Evet. Ki yani en mantıklı eşya o, bundan sonra kazmasını almış. Son fısıltıya da az bir süre kaldı. Totemi göremiyorlar. Pembe totem o totemi göremiyor. Güzel bir kozmik bağ. Aprox'u orada Immortor'u'ya bağladı. Yufoni pozisyon bekliyor şu anda. Rogue bu arada geri kaçmak zorunda kalıyor. Unknown oraya gelince Yufoni hala pozisyon bekliyor ve Aprox'tan çok agresif bir oyun. Ravenna yakaladı orada, bakalım Ravenna kaçabilecek mi? Hayali zincir tuttu ama hayali zincir mi onu? Hayali zincir mi Immortor'u'yu tuttu yoksa Immortor'u mu hayali zinciri tuttu? Açıkçası skoru alanda Rogue oluyor. Her yerde bir şey, olumlu bir şeyler yapıyor. Üçüncü ejderhayı da aldılar. Rogue Barkud'un peşinde. Rogue'dan yine güzel bir oyun. Kozmik Bağ'dan güzel çıktı. Rogue bugün mükemmel oynuyor. Evet. Yalnız bu arada Rogue,
arka arkaya karanlık esaret ve ölüm cezasını yollayarak çok ciddi tehlikeli var. Bu arada çok agresif bir oyun hizmetlerinden ama Kozlingbach çok çok iyi geldi sihirli yolculuğun ardından. Ama hiç korkusu şimdiden yok ya. Oyun hizmetlerinin hiç korkusu yok. Evet şu an hiçbir şeyden korkmuyorlar ve bakarsan Ruvelius da alt koridorda ayrı kittiriyor yine. Barcode'da ve barcode yakalandı. Barcode'un oradan çıkma ihtimali yok ve bu skoru da Astarte aldı çarpıyla birlikte. Çok rahat bir skor oyun hizmetleri adına. 12'ye 1 inanılmaz bir performans yani çok dominant. Üzerine konuşulacak çok fazla şey yok. Bu arada Ruvelius orada yakalandı ama öldüren o oluyor işte of. Draven. İşte 4 eşyalı Draven. Yalnız oyun burada bitmiştir. Yani LeBlanc bir nişancıyı yakalıyor suikastçı. Yakalıyor bir de yani ikiden evet. O ve ölen LeBlanc kendisi oluyor. Yani şimdi konu kapanmış. Ravenno'yu da görüyoruz şu an ekranda. Yani çaresizliğin resmi diyebiliriz. Bir diğer resmi de Madness da şu anda. Onu kesen de Immortor oldu. Oyun hizmetleri çok rahat bir galibiyet alıyor desek yanlış olmaz. Daha Nexus Kulesi düşürmemelerine rağmen o galibiyeti aldıklarını artık söyleyebiliriz açıkçası. Yok yani LeBlanc birebir de nişancıyı alamıyor ve yani o birebir kaybediyorsa zaten erken yani kendi geldiği ve ilk distortion'u kendi atabiliyor mu olay kapanmıştır ya. Açıkçası gelecek hafta oyun hizmetlerine karşı Draven'ın yasaklandığını görebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim çok kolay değil tabii yani iyi bir kompozisyon kurmak lazım. Oo yoğun. Burada Madness zaten bırakmış. Tabii tabii. Yapacak bir şey yok demiş. Haklı yani. Yoğumuydu açtıktan sonra çünkü. Kaçma ihtimali kalmamış. Kabullenmek böyle bir şey. Ama yani aradaki eşya farkını atıyor. Evet. Bu arada son fısıltının yanında bir de şey eklenmiş durumda. Civalık uçak. Meja'yı da 17 yüke ulaşmış. Yanlış görmüyorsun. Acaba oyun sonunda 20 yük olacak mı? Çünkü hala ölmediğim Immortal. Evet. Bir asist bir skora daha ihtiyacı var. Aynen. Ya da 3 asist. Astarte bu arada Yufone ile Barcode'u kovalıyor. Orada bir kere daha totemleri kesecek. Şu anda oyun hizmetleri Baron'a girse ve Crew takım savaşı çıkartsa dahi oyun hizmetlerinin o savaşı kaybetme ihtimali çok çok az. Ama tabii Baron'da çok büyük oyunları kaybedilebildiğini biliyoruz. Ama Crew o cevabı verecek mi? Güzel bir ulti geldi oraya. Ama sonrasında evet, agresif bir oyun gelmiyor. Crew'den şimdi Baron'la bir oyun hizmetleri var orada. Yampiri yengeçten hız aldılar tabii. Görkemli zaferler de gelecek. Astarte önden birini yakalamaya çalışıyor. Kozmikbağ güzel geldi ama Aprox Unknown'u yakaladı. Ve takımın en tank üyesi olması gereken isim yaklaşık 1,5 saniyede eriyor. Ya son fısıltıyı da tamamlamış o Revealius'la baş edildi. Bu arada süper minyonlar. Oyunu bitirmeye giderken barcode'u kesen de Astarte oldu. Oyun hizmetleri adına çok rahat bir galibiyet. Kesinlikle. Ve gerçekten Draven Ligi'ne, yani Draven Ligi evet, oldu. Yani Draven Ligi'ne hoş geldiniz. Aynen. Bu oyunda bize evet. Yaşatıldı, izletildi. Ruvelius neden bu kadar iyi bir Draven oyuncusu olduğunu da göstermiş oldu. Neden her seçim yasaklama ekranında Draven'ı gösterdiğini bize bu maçta izletti. Oyun hizmetleri yine takım olarak çok iyi oynadı ama kesinlikle Ruvelius'a farklı bir parantez açmak kesin, gerek. Kesin. Yani bütün zaten kompozisyon Draven'ın ve Ruvelius'un öne çıkması üzerineydi. Harika uyguladılar. Ruvelius da ya ben kolay kolay Draven'ı oynayamam. Yani profesyonel sahnede her şeyin bir araya gelmesi, kompozisyonun uygun olması çok kolay değildir. Belki de bu sezon bir daha yani rakip yasaklamasa bir daha kolay kolay oynayamayabilir. Evet. Mesela bir